Adamcağız geldi galiba, benim burada olduğumu görmesin, sakın söylemeyin. Yavrularım, anneniz yani evin reisi geldi. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Ardaşan kuzu, Melodinaz kuzu. Hadi bakalım, şimdiden pizza siparişlerimizi verelim de akşam yemeğimizi yiyelim. Daha sonra ben odama kaçınıp biraz çalışacağım çünkü. Oh, şu laptop çantamı da şuraya asayım. Yarın sabah işe gidinirken tekrar kullanacağım çünkü. Biraz çalışmam mı lazım? Evet yavrularım, bugün eve biraz iş getirdim. Kız sen o kıyafetleri nerede buldun üstüne? Çocuklar, siz bana bakın, yan bahçenin kapısını açık mı bıraktınız? Yapmayın çocuklarım böyle. İçeri haşerat girer, sivrisinek girer, babayınız gibi istenmeyen canlılar doluşur. Hadi gidin kapatın. Kızım sana bir soru sordum, cevabını ver bana. Sana diyorum ki bu kıyafetleri nerede buldun? Hem gecenin bu saatinde sen niye böyle gelip eve geliyorsun ya? Saat kaç olmuş hala eve gelmiyorsun abiye? Bir evin hanımı beyinden sonra eve giremez. Erman, ben artık sana ne cevap vermek zorundayım ne de hesap vermek zorundayım Erman. Allah Allah, nasıl oluyor? Ecelin geldi galiba. Hayır efendim, ben artık sadece özgür, ekolojik bağımsızlığını eline almış, çalışan, üreten bir kadınım. Çalışan derken yani çalışan, üreten ne demek oluyor bu? Ne diyorsun lan sen? Ağlan diye hitap ettiğim ben mi oluyorum Erman? Kim oluyor tabii? Ben oluyorum tabii. Erman, ben bugün Yarcanların dükkan tesislerinde müşteri ilişkileri koordinatörü olarak işe başladım. Ne? Kızım sen ne diyorsun? Bir dakika lan, misafir misafir ilişkileri. Sen ki biriyle ilişkiye giriyorsan seni öldürürüm bak abiye. İlerli bir tesisle ne işin var senin ya? Erman, senin bu boş tehditlerini dinlemeye gerçekten çok arzu ederdim. İnan buna, bütün bedenimle bir arzu kordum. Ama çalışmam gerek, vaktim yok. Çocuklar, Daisy Can size emanet. Benim pizzamı lütfen odama kadar gönderin. Kaçır. Laptop çantam burada kaybolursa sizden bilirim. Dırnağı önce. Atı kopya elinden.